Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi hafta sonları. Borsa İstanbul'un haftalık kapanışını değerlendirelim. Bir de bugün neler yaşandı onları kısaca özetlemeye çalışalım. Endeks bugün pozitif bir açılış sergiledi ve gün boyu da yukarıda kalmayı başardı arkadaşlar. Neredeyse hiç negatif tarafa geçmedi. Burada tahta bazı hareketler öne çıktı. Özellikle girde kalmış olan bankacılık endeksinde önemli bir atak oldu. Belli tahtaların bankacılıkta %5, %6'lık bir primlenme yaşadığı, son kapanışa doğru da holdinglerin desteğiyle beraber piyasa yukarıda kapanmayı başardı arkadaşlar. Üstelik bugün zirve değer olarak da yine 5500'ün üstünü de gördü. Bu da oldukça pozitif. Saatlik bir grafik açtım. Saatlik grafiğe göre saatlik ortalamanın üzerinde temas ede ede, saatlik ortalama temas ede ede yukarı atmayı başarıyor. Saatlik ortalamayı kırmadı. Nispeten bir yorgunluk ve olsa da güç kaybı momentum kaybına uğramış olsa da tahta normalde iyimser senaryoda bizim analizde iyimser senaryoda belirttiğimiz 5500 bölgesinde bugün itibariyle görmüş oldu. Ve haftalık kapanışında yukarıda olmuş olması önümüzdeki hafta içinde bir e, güven telkin etti arkadaşlar. Anormal bir durum olmadıkça pazartesi her zaman şimdiye kadarki istatistikler olarak söyleyelim. E, genelde %1 civarında e, artıyla başlıyor. Yine benzer bir açılışla pazartesi karşılaşabiliriz. Burada stop noktası olarak saatlik ortalama takip edilebilir. Kısa periyotta saatlik ortalama 21 EMA'nın olduğu bölge yani 5.438 5.400 düz hesap olsun takip edilecek nokta. 5.300'ler ve 5.200'lerde önemli destekler olarak bakılacak yerler. Yani olası bir geri çekilmede neresi hedef olur derseniz bu bölge hedef olur. Tahtalarda özellikle tahta bazlı hareketler öne çıkıyor. Bu dönem bu vadenin ben 5500 ile e, genel olarak 5000 arasında gitgelli bir piyasayla karşılaşacağımızı e, değerlendiriyorum arkadaşlar. E, yani bu tabi şu an için ciddi bir realizasyon gelmedi. Ancak bu bölgede gelen realizasyon yani şu sert realizasyonun devamı mahiyetinde bir dalganın e, en azından dip yoklamasının normal şartlarda olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bu 5 dakikalık da, bakın şu, şu, hareketlere de dikkat ettiyseniz yani her zaman düşüşlerde ikinci kez en azından tam dip olmasa da bir sınama söz konusu olmuştur. Geçmişte de trade ederken geçmiş hareketlere borsanın geçmiş hareketine bakıldığında bu tip oluşumlarla sık sık karşılaşılır. Aşağı mı yukarı mı gideceği o dip oluşumundan sonra sınanır. Burada bu satışların ağırlığı şu tepkide hiç hissedilmedi arkadaşlar. Biraz ağır ağır gidiyor. Ağır ağır gidiyor. Ancak düşerken biraz daha sert düşüşler gelebilir. Hani onu da hafızanızdan çıkartmayın. O yüzden stoplara dikkat etmekte fayda var. Tahta bazlı hareketlerde belli tahtalarda bir realizasyon dikkat çekecek. Grafiğin artık tepe bölgesinden sağ tarafına doğru aşağı bölgeye doğru yönelişler başladı ve 21 EMA'nın altında hareket ediyor. Bazı tahtlar 21 EMA bölgesine kadar bazıları da 21 EMA'nın üzerine kadar. Yani burada endeksli olduğu gibi geç de olsa tepki vermeye başladılar. Şu anda belli tahtaların pozitif görünümleri dikkat çekici. Genel olarak endekse konuşacak olursak tekrar özetleyelim haftalık kapanışın pozitif olduğunu 5500 en iyimser senaryoda geçen haftaki negatifliği attığı ve en iyimser senaryodaki hedefin görüldüğü bugün itibariyle onu net bir şekilde söyleyebiliyoruz 5500 görüldüğü için buranın üstü özellikle 5300 ve 5400'ün üstü pozitif takibi gerektirir. Şimdi arkadaşlar eğer ki bu hareketin devamı gelecek olursa önümüzdeki hafta ne ile karşılaşırız diyelim. 5500'ün üstü önceki zirvenin 5700'ün ki buraya gelirse bence buranın üstüne atmak isteyecektir. 6000'in hedefleneceği bir e, durumla karşılaşır ki artık bu hareket tepkiden tepki olarak kalmaz. Tepki olayı bitmiştir arkadaşlar. Yani o eğer öyle bir senaryo 5500'ün geçireceği bir senaryo ile karşılaşırsak ve üzerinde de birkaç günlük daha kapanış yapacak olursak Şuradaki o düşüşün sert %20'lik düşüşün tepki olma özelliğinden çıkmış olur. Dipten bu tarafa şu anki haliyle %19'luk, %20'lik neredeyse bir tepki verdi ki. Yani normalde tepki dediğiniz şey zaten 5.280-5.300 lira kadardı. Bunu da biraz abarttık 5.400-5.500 şuradaki formasyon hedefi olarak kabul ettik. Ama buranın üstü artık tepki olmaktan çıkar. Yeni tepe arayışı, yeni zirve arayışı anlamına gelir ki burada da zaman sağlıktan dolayı 6.000 hatta gene zaman salaktansa 6500 aranır olur. Ancak bu konjektürel durum buna müsait olur mu? onu ayrıca tartışmak gerekir. Şu anda tabii endeks nasıl gidiyor derseniz siz de gözlemliyorsunuzdur ki endekste bir mühendislik çalışması yapılıyor. Yani belli tahtalar kırmızı olurken diğer tahtalar yeşil oluyor. Sonra A tahtasından çıkılıp orada realize olunurken B tahtasına giriliyor. Örneğin dün Türk Hava Yolları ve yan tahtalarda birkaç tane yan tahta destekleyerek ciddi primlenerek işte bir gün önce Aselsan ve Türk Ayolları yeşilken bir gün sonra bir bakıyorsunuz bunlar kırmızı olmuşlar yerine işte bugün itibariyle bankacılık ve holdingler gelmiş yani bir mühendislik çalışmasıyla özenle inşa ediliyor arkadaşlar endeksin yukarı gitmesi özellikle destekleniyor bu net bir şekilde yalnız burada satışlar çok ilginçti yani orada aklımızdan aklımızda bulunsun burada desteklemenin ötesinde burada bir problem vardı arkadaşlar yani bu satışı yapan büyük montanda satışları çeviren bir anlamda tahtaların altını boşaltan kama şeklinde işte düşüşü yapan yapanlar boşuna bu bölgede satış yapmamıştır diye söyleyelim arkadaşlar. Yani onu da ayrıca belirtelim. Çünkü bu sırf korkutma satışı olamaz. Bu kadar mal tahtaların taban gördüğü ki birçok tahtanın 45'li fiyatlardan 30'lu seviyelere kadar geldiği bir başka tahtanın işte 15'li fiyatlardan 8'li fiyatlara geldiği durumlar düşünülecek olursa adam gibi bir mal çıkışı gerçekleşmiş diye yorumlanır. Peki bu gidişatta nedir? Bunlar şimdilik satışı kestiler. Yani ellerindeki mal da bittiğini zannetmiyorum ama satışı kestiler. Diğerleri ise alım yönünü şu an şen endeksi taşıma anlamında sürdürüyorlar. Nereye kadar sürer? Dikkatle izlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Onu belirtelim. Yani tepki olarak biz o yüzden o hareketin bir tepkisi diye konuşmuştuk. Yani şunlar tekrar devreye girer mi? Onu tartışacağız arkadaşlar. Göreceğiz. Yoksa bunlar bir kenara çekildiler. Mevcut şu alımı gerçekleştirenler devam ettirecekler. Şimdi küçük yatırımcının durumu nedir? Küçük yatırımcı hiç bu düşüşlere o düştü, bu çıktı bakmaz. Sert düşüşlerde geri çekildiğinde arkadaşlar doğru tahtalarda, doğru yerde ucuz tahtalardan pozisyonlu trade etmiyorsa, orta uzun vade her düşüşte e, alarak uzun vade özellikle ederi olan tahtalardan ederi olan arkadaşlar tekrar belirtiyorum e, yoluna devam eder arkadaşlar yani yatırımcılık anlamında yapması gereken e, günlük hareketlerden uzak durmasıdır çünkü küçük yatırımcı günlük hareketlerle çok kolay para kazanamaz arkadaşlar zaten gün içerisinde bir sürü zikzak yapıyor yüzde bir artıdan bir bakmışsınız yüzde bir eksiye sonra gün sonu tekrar artı kapatmış yani günlük anlık izleyerek anlık fiyat hareketleriyle para kazanması ve işte de vadeli piyasada işlem yapıyorsa çok zordur arkadaşlar. Onun yerine daha çok yatırımcılık olarak doğru tahtlara da doğru fiyatlarda pozisyon alması onda da katlama olanlardan değil. Gerçekten Türkiye'nin önemli sanayi şirketleri, önemli kuruluşlarında ucuz olduğu düşünülen işte çalıştığımız aracı kurumların ya da bankaların raporlarının gözetimiyle değerlendirilecek tahtalar en güzel tahtalar olarak bakılabilir arkadaşlar. Bizim de kendi çalışmamızda her yıl belirlediğimiz bir model portföy vardı ki bu sene bu model portföyün fiyatları birinci hedef seviyesi, ikinci hedef seviyesi ve üçüncü hedef seviyesi belirlediğimiz fiyatların neredeyse yüzde %95 95'i tamamen üç hedefini de gördü. İşlerinde sadece 3-5 tane tahta yüzde beşlik belki bir kesim üçüncü hedeflerine gelmedi. Onlar sadece birinci ve ikinci iki hedeflerinde kaldılar. O da yüzde beşlik bir kesim. Onlar da bu süre içerisinde şu anda hareket eden gruptalar ki onlar da yerine gelmiş oluyor. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Yani yıllık hedeflere tahtaların çoğu yıllık hedeflere geldi. Bu, bu açıdan tahsillerin genel olarak bir realizasyona dinlenmeye, göstergeleri rahatlatmaya ve şu konjektürel durumda bir soluklanmaya ihtiyaçları var. Ama bu demek değildir ki yine primlenmeyecekler. Zamanı geldiğinde e, endeksler yukarı gitmek zorundadır. Yine primlenirler arkadaşlar. Onları da belirtmiş olan Şimdi e, bu tabi bunları ben genel bir değerlendirme olarak söylüyorum. ve Bir yatırım tahsis olarak algılanmamalıdır. Yatırım tahsisi değildir. Bunu da yasal görüntü olarak hatırlatalım. E, genel olarak piyasa da ne oldu? Hangi grafikler bize neyi gösteriyor? Grafiklerin e, okuması nedir? Bizim kendi modelimize göre, yapı e, modeline göre bir değerlendirme yapmaya çalıştık. E, yapılar e, fiyat hareketleri hakkında bize bilgi veriyor. Şuradaki hareket, burada dikkat çekici olanı belirtelim, bir kama şeklinde düşüştü. Kamalar tersi kırılır kuralı. Tacos tersi kırıldı kuralı. Net bir şekilde işledi. Tersi kırıldı arkadaşlar. Bir tren şeklinde oldu. Ufak bir realizasyon geldi ve devamı geldi. Şimdi burada da minik bir kama oluştu. Kama tersi kırıldı. Minimal bir şey. Şimdi yukarıda sürünüyor arkadaşlar bir anlamda. Ama pozitif kapanış sergiliyor. Negatif tarafta bir görüntü yok şu anda. Burada dikkat edeceğimiz şey kısa vadeli trade edenler için özellikle 5400, 5300 orta vade düşünenler için 5200'ün kırılması ise orta vade stop anlamına gelecektir. Onu da ayrıca belirtmiş olan söylediklerimiz tekrar söylüyorum yatırım tavsiyesi değildir. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hafta sonu tekrar vakit bulduğumuzda Önümüzdeki haftaya nasıl başlarız, beklentilerimiz nelerdir, bunun analizlerini değerlendirmeleri, önümüzdeki haftaki beklentilerimizi e, pazar akşamı yapmaya çalışırız arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Ha, bu arada şunu hatırlatayım, videoların altına açıklama kısmında arkadaşlar, e, de açmış olduğum teknik analiz kursları var. İlgi duyan arkadaşlar oradan e, indirimli olarak indirimli kuponlar var. Oradan indirimleri kuponları e, dan e, teknik analiz. Size meraklı olan arkadaşlar. Bizim modeli de bilmek isteyen, vadeli de işlem yapan İsteyen arkadaşlar oradan e, kurslara kayıt olabilir arkadaşlar. Bir de e, biz tabi genelde hatırlatmayız ama söyleyeyim arkadaşlar. Yani bizim tabi izlenebilirlik oranımız nispeten düşük. E, ve genelde izleyen arkadaşların birçoğu de abone değiller. Dolayısıyla e, artık bu abonelik ve algoritma açısından galiba bu önemli bir şey olduğu söyleniyor. Öyle diyorlar. E, yani izleyen arkadaşlar bir zahmet abone olsunlar ki bizim de motivasyonumuz olsun. Bir de... Arkadaşlar yorum kısmına bir iki cümlede bir şey yazarsanız o da algoritma üzerinden etkili oluyormuş. Ayrıca bir de beğeni tuşu varmış var arkadaşlar o beğeni tuşuna da bir size zahmet bir dokunursanız bakalım ne oluyor. Gerçi bu Cuma akşamı çok fazla da izlenme oranı olacağını zannetmiyorum ama yine de hatırlatmış olalım. Şimdi üç tane nokta sizden rica ediyoruz. Bir tanesi beğeni tuşu arkadaşlar, bir tanesi yorum kısmına bir şeyler yazmanız. İkincisi de abonelik kısmı abone olmayan arkadaşların abone olması biliyorsunuz ben iki yıldır bu bu tarz videoları çekmiyordum. Bunu da sadece Zoom dersleriyle devam ediyorduk. Hala da dersler devam ediyor. Arkadaşlarımızın istirhamı ve bizim de bir, bir çeşit motivasyonumuz geldi. 10 gündür video her akşam video atmaya çalışıyoruz. Video deyip geçmeyin. 10 dakikalık bir video için en az yarım saatimiz gidiyor arkadaşlar. Onu onu da belirtmiş olayım. Yani 10-15 dakika videonun çekim süreci. Eğer ki yanlış yapmadıysanız, kayıtta bir sorun olmadıysa bir de bunun yüklenme süreci. Bir de bunun düzenlenme süreci falan en az minimal 30 dakika gidiyor. Sonuçta bu bir emek. O yüzden sizden de bunu isteme bir anlamda hakkımız var arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bunu da gülümseyerek söylemiş olayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.